insani yardım ve desteklerimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Kırım Tatar Milli Meclis Başkan Yardımcısı Sayın, bugün inşallah diyorum o telefonla görüştüğünde belki söylersin. Burada çok dokunaklı şeyler var. Varlığını, halkının varlığına armağan etmiş efsane bir lideri, Türk dünyasının kahraman oğlunu milletimizin evinde ağırlamaktan onur ve şeref duyuyorum. Türkiye, Ukrayna topraklarında Kırım başta olmak üzere yapılan hiçbir işgali ve ilhakı kabul etmedi ve etmeyecek. Ukrayna'ya ve Kırım Tatarı soydaşlarımıza olan insani yardım ve desteklerimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Kırım Tatar Milli Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Neriman Celal başta olmak üzere özgürlüklerinden mahrum edilen tüm Tatar soydaşlarımızın ve Ukraynalı savaş esirlerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Onların en kısa sürede ailelerine, evlerine kavuşmasını diliyoruz ve bunun içinde çabalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye bölgesine ve tüm dünyaya zarar veren bu savaşın Ukrayna'nın topraklarının bütünlüğü çerçevesinde adil bir barışla bitmesini temenni ediyor, diliyor ve bunun için de çabalarını sürdürüyor. Büyük amacını ödeyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti bu kriz başlamıştı. Bu gerekten değerlendirme yanında çıkmayı öneririz. Hep olduğumuzun problemlerimiz olduğunu size öğrenebiliriz. Mesela biz, bizim o annemiz Neyman Cimrel Öncelerimizin başkanı, bizim muhalefet yanı arkadaşlara sevgiler yapıyoruz.